Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere bebek yeleği süslemesinde daha önce gül yapımını, yaprak yapımını göstermiştim. Şimdi de tohum işi nasıl yapılır? Şöyle yakından da göstereyim. Kısaca onu anlatacağım. Şimdi ipimi iki kat yaptım. Arkadan geçirdim, sabitledim. Şimdi bakın şuradan şu uç kısımlarına tohum işi yapacağım. Ve şöyle buradan çıkıyorum, bakın bu kahverengi olan yerin bu tarafından çıktım ve iğneme iki defa dolayıp birazcık ilerisinden iğnemi aşağıya geçirdim. Şöyle yakından bakarsanız elimle tutuyorum burayı kaymasın diye. Yavaşça çekiyorum. Tekrar diğer tarafa. Şöyle iğnemi geçirdim. İğnemi bakın bu şekilde iki defa doladım ve birazcık ilerisine şu şekilde battım. Yavaşça çekiyorum. İkinci tohumumu da yaptım. Aynı yere batmayacağız. Ona dikkat edersek arkadaşlar, birazcık ilerisine bir tık yani. Şöyle yakından göstereyim isterseniz. İğnemi aşağıdan çevirerek çekiyorum. Buradan çıktım şimdi. İğnemi ipimi bu şekilde tutup ters tarafına doğru iki tur çevirdim. Ve bakın şöyle bir tık ilerisine aşağıya, şurayı da şöyle çekerek düzeltebilirsiniz. Şimdi arkadan şu şekilde geçerek, iğnemi çok duymamasını istemiyorum. Şuradan bir daha göstereyim. İki tur döndürdüm. Ve biraz ilerisine iğnem aşağıdan, bakın elimi çevirerek çıkartıyorum. Şekilde. Şurayı şöyle çekerek biraz sıkıştırabilirsiniz gevşek olmasın diye. İğnemi çevirerek çıkmasını kolaylaştırıyorum. Battığımız yerin şurada bir yerine batacağız. Bakın iğnemiz, ipimizin çıktığı yerden birazcık ilerisine batacağız. Çevirdikten sonra. Şuradan bir tane daha yapacağız.
yavaş yavaş gösteriyorum ki şuradan şöyle ipimiz çok görünmesin diye aralardan geçirip diğer tarafa geçeceğim. İpimi bu şekilde tutuyorum. Nakış ipim alizedi var arkadaşlar. Onu da daha önce de söylemiştim. Son bir tane kaldı. Bunu da arkadan sabitleyeceğim. Şöyle bir düğüm atarak kesebilirsiniz buradan arkadaşlar. Bu şekilde. Daha önce bu gül yapımını, yaprak yapımını göstermiştim. Şöyle yakından da bakabilirsiniz, uzaktan da. Ben yeleğimi üst taraflarının da nakışını yapacağım. Daha sonra da kısaca bu yeleğimi daha önce anlatmıştım. Aşağıdaki videolarımda görebilirsiniz. Ama bittikten sonra bunları ben size tekrar şablonlarıyla tekrar hatırlatma olarak tekrar anlatacağım arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.